Merhaba arkadaşlar, ben Gülşen. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber atlet kesip dikmek istiyorum. Elimde ribana tarzı böyle bir kumaşım var, tüp örme. İki tarafından da kenarları örülmüş, açık kenarı yok. Bir de elimde kırık beyaz olarak şöyle bir penyem var. Bundan bir adet, bundan da iki çeşit size model göstermek istiyorum. Ama öncelikle kalıplarını nasıl hazırlayabiliriz, neler uygulayabiliriz? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Elinizde şöyle bir bas kalıbınız varsa veya tişörtünüz varsa ondan bas kalıp çıkararak, kıyafetten bas kalıpla ilgili de bir videom var. Onu izlerseniz kendi beden ölçülerinize göre bas kalıbınızı çıkarabilirsiniz. Ben şimdi elimde bulunan bas kalıplarımla çizip ölçülerini göstererek size nasıl kalıp çalıştım öncelikle onu anlatmak istiyorum. Ben kalıbımı uygularken modelistik kitaplarım var, birkaç tane. Şu kitaptan yararlandım. Çitlemediğim için şu sayfayı göstereyim sizlere. Öncelikle bas kalıbı çıkardım. Beden kontrolü yaptım dikmek istediğim kişiye. Ön ve arka olarak göğüs, bel ve boy kontrolü yaptım. Ve burada bas kalıbın üzerinde arkada 7 santim şu şekilde. Önde de 12 santim düşüklük verdim. Ben bunu ölçtüm. Bunu isterseniz önün çok açık olmasını istemiyorsunuz, yukarıdan da yapabilirsiniz. Veya arkanın biraz daha açık olmasını istiyorsanız indirebilirsiniz. Bas kalıbın üzerinde 4 santim içeri geldim. Tekrar 4 santim geldim. Ve bunları dikiş paylarını vererek kumaş üzerinde kesiyorum. Yine önden de 4-4 santim. Kol oyuntularına gelince atletlerde biraz kol oyuntuları çok fazladır. Arkada 4'e bölüp, önde de 4'e bölüp kol oyuntusunu 4'te 1'inin şuradan 4 santim içeri girdim. Yani şurası 4'te 1'i. Şurası da. Burada 2 santim arkada, önde 4 santim. Ve eğer belinize çok oturmasını istemiyorsanız düz inebilirsiniz. Şu kısımları düz. Ama atlet biraz bedene otursun derseniz yine şuradan alabilirsiniz. Bas kalıptaki bel oyuntusuna göre. Ön ve arkada ikişer santim aşağıya düştüm kol oyuntularına. Şu pelüro uygularken ön ve arkayı, kalıbı şurada nasıl çıkardığımı şurada anlattım. Şurada göstereceğim tekrar. Uygularken şöyle bir bas kalıp aldım. Bunu tişörtünüzden de çıkarabilirsiniz. Kolsuz. Burada kalıbın 2011'in 10. ayının 109 modelinin kolsuz. Bunu ben genelde ceket içi modellerime kullanıyorum. Önünü değişik şekillerde vererek. Düz bir kalıbı var. Bunu kopyaladım. Şu şekilde. Ve daha sonra size bahsettiğim gibi bunun üzerinde ön, arkaya göre kalıbı hazırladım. Şu şekilde. Ve önü de ona uyarlayıp gerekli değişiklikleri yaparak bu şekilde bir atlet kalıbı elde ettim. Şimdi size bunu şurada anlatmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 7 santim. Şurada. Şurada 7 santim. Aşağı inilmiş. Bu şekilde aldım. Şuradan 7 santimi işaretledim. Ön kısmını burada 12 santim demiş. Yani şu çizgiden yukarıdaki tepe noktası şöyle bir çizgi alıyorduk ya bas kalıbı çıkarırken. Buradan aşağıya önümüzde 7 santim 5 santim iniyorduk. Şurayı oluşturuyorduk. Oradan aşağı 12 santim alınmasını söylüyor. Ama ben burada biraz daha az verdim. Burada zaten arka kalıpta şu şekilde, pardon, ön kalıpta zaten bir 5-7 santim bir düşüklük var. Şu şekilde ölçüp sonra onun üzerine ilave yaptım ve ben bunu 6 santim verdim. Yani biraz kapalı olmasını istiyorum. Daha sonra omuzlarda, bas kalıbın omuzlarında 4 santim 4 santim işaretledim. Burada da yine 4 santim 4 santim işaretledim. Ama keserken bunlara paylarını vererek, yani buraya 1 santim, buraya da 1 santim işaretleyip 6 santim çıkardım.
yanlarını dikiş paylarını vererek şuradan indim. Önü biraz yukarıya aldım. Burada 12 santim artı. Yani şurada 5 veya 7 indikten sonra 7, 12 santim istemiş. Ben o şekilde almadım. Ön çok açık olmaması için. Şurası kumaşımızın ön ortası. Kumaş katı. Burası da arka orta. Kumaş katı. Bu atletleri renkli olarak uygulayıp kenarlarını dantellerle falan çok güzel bir model verebilirsiniz. Önde 4'te birinin, şurada önde 4 santim, arkada 2 santim içeri girdim. Ve daha sonra bu 4 santim ve 2 santim girdiğim yerlere şu kalıbımda, yani şurada şekilde bir dik açı yaptım. Yani burada da bu şekilde bir dik açı yapmanız gerekiyor. Baz kalıbın üzerinde kol altından 2 santim indiğim noktayı da işaretliyorum. Kol altında indiğimiz 2 santimlik noktadan omuzumuzdaki noktaya uygun bir cetvelimizle veya elimizde çizerek de kol oyuntusunu oluşturabiliriz. Atlet kalıbımız genel anlamda bu şekilde hazır. Evet, atlet kalıbımı bu şekilde bitirdim. Size kalıbın ön kısmında bahsettiğim gibi 7 santim, ben bu kısmı 6 santim daha da düşük aldım ve koltuğun altlarını 2 santim aşağı çekip bu şekilde bir kol çizimi aldım. Kalıbımız bu şekilde. Siz bu kalıbın üstünde değişiklikler yapabilirsiniz. Ön kısımlar, arka kısmı ve ön kısmı daha aşağıdan açık bir yaka elde edebilirsiniz isterseniz. Veya kollarınızı daha dar, askı kısımlarını daha geniş alabilirsiniz. Penyenizin kumaşı çok esniyorsa daha dar tutabilirsiniz. Veya bol bırakmak istiyorsanız dıştan alabilirsiniz. Bu ölçüler üzerinde istediğiniz değişikliği kendiniz yapabilirsiniz. Genel anlamda bu şekilde hazırladım. Yani üzerinde rigolayla buna göre hazırlayıp değişiklikler yapacağım. Birden fazla keseceğim için ve bir kısmı hediye olacağı için bazılarının kol omuzlarını, omuz genişliklerini 6 santim aldıklarım oldu, 4 santim aldıklarım oldu. Yakayı daha aşağıya düşürdüğüm oldu ön ve arkada ve kol altını 2 santim aldım hepsinde. Siz de genel anlamda baz kalıbınızın üzerinden bu şekilde atlet kalıbını hazırlayabilirsiniz. Ölçüleri kişiye göre değişebilir. Göğüs ölçüsü, bel ölçüsü ve istediğiniz boyda atleti ölçüsünü aldıktan sonra üzerinde değişiklikleri yapabilirsiniz. Ön arkayı isterseniz daha açık, isterseniz aşağı indirebilir. Veya kapalı isterseniz yukarı alabilirsiniz bir kısım daha. Kol altını daha kapalı isterseniz yukarı alabilirsiniz. Yine 2 santim, 3 santim veya daha da aşağıdan alabilirsiniz. Siz de bu şekilde
baz kalıbınız veya herhangi bir tişört kalıbınızın üzerinden adet kalıbı uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olarak zil bildiriminin tümünü işaretleyerek destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.